Cümleten hayırlı cumalar. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Bugün Muharrem'in 10. günü, yani Aşura günü, ki Aşura aşara, yani 10 sayısından türemiştir. Aşura Muharrem'in 10. günü. Böyle bir günde çok büyük ve mühim hadiseler meydana gelmiştir. Evet, Semerkant alimlerinden Fakih Ebu'l-Leys Semerkandi Hazretlerinin beyanına göre Aşure günü meydana gelen hadiselerden bazıları şunlardır. Birincisi, yerlerin ve göklerin yaratılması. Yerlerin ve göklerin yaratılması Aşura günü son bulmuş. Çünkü yerler ve gökler bir günde yaratılmadı. Biliyorsunuz. 6 günde yaratıldı. Fî sitteti eyyâm 6 günde yaratıldı. Ve 7. gün ne oldu? Yani bir tabiri caizse bir tatil günü oldu. Bu Müslümanlar için Cuma günü. İşte Yahudiler Sept, yani Arapça Es-Sept, Cumartesi'ye Es-Sept derler ya, onlar Cumartesi'yi dinlenme ve ibadet günü kabul ederler. Hristiyanlıkta da Pazar günü, 7. gündür. Ama Arapça'da Pazar günü Yevmül Ahad'dir, yani 1. gündür. Pazar gününden başlanılır, 1. iş günü Pazar gündür. Perşembe'ye kadar çalışılır. Efendim, Cuma günü de ibadet günüdür, toplanma günüdür. Evet. İkinci madde, Hazreti Adem biliyorsunuz, cennette yaşarken bir hata yaptı ve bu hatasının sonucunda dünyaya indirildi. İlk defa böyle, şimdi cennette her şey hazır önüne geldiği için dünyaya gelince çalışmak var efendim, tarlaları, bahçeleri ekip biçmek var, toplamak var, bin bir türlü iş var efendim. Bunları öğrendi tabii cennet hayatından dünyaya indirilince, hatasını da anlayınca efendim, birkaç yüz sene de takriben 100 sene eşinden Hazreti Havva'dan ayrı kalınca bu müddet zarfında tabi tövbe etti, ağladı ve tövbesi de bu Aşura gününün hürmetine kabul edildi. Üçüncü madde, Hazreti Musa Firavun'u ilahlıktan vazgeçirmek için Allah'a tevhide davet etti. Böyle bazı olaylar oldu. Sonra Firavun baktı baş edemeyecek. Hazreti Musa da İsrailoğullarını toplayarak Mısır'dan çıkarmak üzere onlara öncülük, yani önderlik yaparak Kızıldeniz'e kadar geldiler. Firavun da tabii peşlerinden geldi. Efendim Musa Aleyhisselam elindeki bastonunu denize vurdu ve deniz yarıldı. Sağ selamet karşıya geçtiler. Onlar denizden çıkınca Firavun da peşlerinden denize daldı ve tüm ordu denize daldıktan sonra deniz birdenbire kapandı ve hepsi boğuldu. Tabii o an Firavun aklı başına geldi, secde yaptı falan. İşte bu olay Aşure gününde oldu. Ve yine dördüncü olarak Hazreti İbrahim'in dünyaya gelmesi ve ateşten kurtulması. İbrahim Aleyhisselam'ın da Hazreti Musa'dan önce tabi böyle bir 1000 sene önce falan. Çünkü Hazreti İbrahim Ülül Azm peygamberlerdendir. Hazreti Musa da aynı şekilde. Ve ikisinin arasında 1000 sene vardır. Yani takriben 950 miladi sene ve 1000 hicri sene yapıyor. İki
Ülülazm peygamber arasında bu kadar vakit vardır. İşte Hazreti İbrahim de Firavun gibi Nemrut'a gönderildi. Nemrut da ilahlık davasındaydı. O da işte kabul etmedi. Bazı olaylar oldu. Ateşe atıldı falan. Ve Hazreti Allah tabi arkadaşı Halil'i olan Hazreti İbrahim'i Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği gibi Estağfirullah. Ya naru küni berden ve selamen. Ey ateş sen soğuk yani serin ol ve selametli ol, salim ol İbrahim için, İbrahim Aleyhisselam için. Yani oradaki incelik, hikmet şudur. Berden, yani soğuk ol. Fakat soğuğun da çeşitleri vardır. Yani soğuk tehlikeli de olabilir, dondurucu da olabilir. Burada da selamen ifadesiyle soğuğun böyle yani tahammül edilebilir bir durumda olmasını emrediyor ateşe. Yani fazla soğumamasını, serin bir şekilde bir şekle dönmesini emretmiş oluyor. Bu şekilde Hazreti İbrahim kurtuluyor. Ve sonra tabi oralarda nicret ediyor. Yanında Lut Aleyhisselam'la beraber vesaire. Sonra beşinci olarak Ebu'l-Leys Semerkand'ı Hazretleri buyurmuş ki, yani rivayet ediyor tabi. Eyüp Aleyhisselam, o da Rasullerdendir. Rasul, yani Rasul kendisine melek ve tebliğ emri gelen peygamberlere Rasul denir. Efendim, nebilerde tebliğ emri mecburiyeti yoktur. Mesela Hızır Aleyhisselam gibi. Hızır Aleyhisselam peygamber olması çok muhtemel yüksektir. Çünkü Aleyhisselam diyoruz. Ama şeriatı tebliğ etmekle bir görevi yoktur. Onun farklı görevleri vardır. Böyle kendisine ilmi ile dünni verildiği için o kendine göre bazı görevler yapar. Ama şeriatı tebliğ görevi yoktur. Peygamberler böyledir. Rasuller mecbur tebliğ etmeleri gerekir. İşte Eyüp Aleyhisselam da böyle bir peygamber. Varlıklı, çoluğu çocuğu bol, malı mülkü bol. İşte bir imtihane tabi tutuluyor, hasta oluyor. Bazı olaylar oluyor falan. Ve bu mübarek peygamber, Resul, aşure gününde hastalıktan kurtuluyor. Yani onun Kur'an-ı Kerim'de de geçen istiğfar duası var Eyüp Aleyhisselam'ın. Rabbi enni messeniyel durru ve ente erhamur rahimin. Rabbi enni messeniyel durru. Ya Rabbi bana bir zarar dokundu. Yani dokunmak demek. Messe yemessu. Ve ente erhamur rahimin. Sen ama buna rağmen rahmet edenlerin, merhamet edenlerin en merhamet edenisin. Ya Rabbi beni bu durumdan kurtar diye istiğfarda bulundu. Evet. Yani istiğfarın çok faydaları vardır. Hazreti Hasan Efendimiz'e geldiler. Dediler ki efendim ülkemizde bulunduğumuz yerde kuraklık var, yağmur yağmıyor. Ne yapalım dediler. Dedi ki mübarek radıyallahu anh, siz dedi Nuh suresini okumadınız mı? Okuduk. Orada yazıyor ya Nuh Aleyhisselam ne buyuruyor kavmine. Siz bol bol istağfiru rabbeküm innehu kâne gaffâra. Efendim siz Allah'a yani Rabbinize istiğfar edin. O gaffardır ve size yağmuru yağdıracaktır yazıyor. Yani Nuh suresinde bakabilirsiniz. Şimdi ikinci Nuh suresi yarıdan başlıyor. Aşağıya doğru innehu kâne gaffâra. Ondan sonra öbür sayfada aleyküm midrara. Şimdi başını hatırlayamadı. Ve yümdit aleyküm midrara gibi bir şey olması lazım. Hata yapmayayım. Yani orada yağmurdan bahsediyor. Yağmuru yağdıran tevbe ve istiğfardır. Felaketlerden koruyan tevbe ve istiğfardır. Şayet başımıza bir sıkıntı geliyorsa, başımız ağrıyorsa, bak en basitinden başımız ağrıyorsa, mutlaka o gün bir kusurumuz vardır. Hemen tevbe ve istiğfar etmemiz lazım. Allah'tan özür dilememiz lazım. Farkında olsak da olmasak da bir
istiğfarda bulunmamız lazım ki üzerimizdeki Allah'ın nimetleri ve ihsanları üzerimizden çekilmesin, elimizden alınmasın. İşte Eyüp Aleyhisselam bize bu konuda örnek oluyor. Misal oluyor değil mi? Örnek. Örnek dedim yani biraz uydurukça ama misal, eski tabiri misal oluyor bize. Üsve-i Hasene. Yine altıncısı Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından kurtulması. Aynı şekilde Yunus Aleyhisselam hatalı bir içtihatta bulundu. Yani şöyle, Yunus Aleyhisselam bu Irak'taki Ninova bölgesine gönderilmişti. Hadis-i şerifle sabittir. 100.000 üzerine Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki 100.000 kadar diyor davet edeceği bir insan grubu vardı yani. 100.000 kişilik bir şehire gönderilmişti. Fakat onlar böyle laf dinlemeyince canı sıkıldı. Ama Allah'a da yalvarmadan veya efendim sormadan, izin almadan çekip gideyim ben başka yerlerde işimi, görevimi yapayım dedi. Ve ceza olarak da ne yaptılar? Onu bindiği gemiden denize attılar. Ve onu aniden geldi, balık yuttu. Bir müddet böyle kaldı. Sonra tabii düşündü, anladı. O da yine ayet-i kerimede buyurulduğu gibi, Estağfirullah. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Yani o da Allah'ım senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yoktur. Ben haksızlık yapanlardanım. Yani ben zalimlerden oldum. Nefsime zulmettim. Hata yaptım. Beni buradan kurtar buyurdu. Aynı şekilde istiğfar ederek kurtulmasını bekledi. Süleyman Aleyhisselam'a 7. madde saltanat verildi. O da yine Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu gibi kuşlarla konuşabilen, ins ve cinlerden oluşan ordusu olan, onlara emreden, her istediğini yaptıran, hatta bunların en tehlikelisi, cinnilerin en tehlikelisi, ifrite bile söz geçirebilen, bu şekilde ona bir saltanat verildi, tasarruf verildi. Bu da Aşure günü verildi. Büyük bir saltanat. Ve tabi dua etti, Ya Rabbi benden sonra bunu kimseye verme diye dua buyurdular Süleyman Aleyhisselam. Sonra Nuh Aleyhisselam'ın gemisi karaya oturdu. Nuh Aleyhisselam da aynı şekilde birinci Ülülazm peygamberdir. Yani kendisine kitap gelmemiştir. Sadece tevhide davet gelmiştir. Şirke karşı mücadele etmiştir. Ama bir kendisine verilen kitap yoktur. Fakat Ülülazm peygamberlerdendir. Ve Nuh Aleyhisselam'la İbrahim Aleyhisselam arasında yine 1000 sene vardır. Hem Sure-i Safat'ta Hazreti Allah ne buyuruyor? Nuh Aleyhisselam'dan bahsederken وَمِنْ شِيَعَتِهِ İbrahim, yani İbrahim Aleyhisselam'ın Nuh Aleyhisselam'ın soyundan geldiğini ve onun gittiği yolda olduğunu, hani Şia, onun grubundan olduğunu bildiriyor. Onun yolunda olduğunu, onun maddi manevi, yani manevi sahada daha ziyade mirasçısı olduğunu bize anlatıyor. Yani Ülülazm peygamberler, bunun salavat-ı şerifi var. Orada Adem Aleyhisselam'dan da bahsediyor. Fakat Adem Aleyhisselam Ülülazm sayılmıyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve Adem'e ve Nuh ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ve mâ beynehum minen nebiyyine ve Musa'nın diye salavat-ı şerifi var. Buradaki 5 peygamber Ülülazm peygamberlerdir. Bu da böyle bir küçük malumat olsun. Ve bunların arasında hadis-i şerifte buyurulduğu gibi 1000 sene vardır. Yani aslında Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arasında da 1000 sene vardır. Ama tarihte bir karışıklık olmuştur. 600 sene gibi gözükür ama aslında 1000 sene vardır. Bunu da araştırabilirsiniz. Hatta Eflatun milattan önce yani sıfırdan önce 300 bilmem işte 80'lerde veya 90'larda veya 400 diyelim o civarlarda yaşamış ve İsa Aleyhisselam'ın muasırı imiş. Yani
aynı asırda yaşamışlar. İmam Rabbani'nin son, birinci cildinin son mektubunda anlatıyor. Eflatun'un ahmaklık yapıp Hazreti İsa'ya tabi olmadığını ve bu sebeple kaybettiğini orada yazıyor İmam Rabbani Hazretleri. Katısallahu sırrahu aziz. Birinci cildin 313. mektup, son mektubu yani. Hazreti Hüseyin şehit edildi. Tabi Kerbela'da. Hazreti Hüseyin o da Resulullah Efendimiz'in biliyorsunuz ikinci mübarek torunu. Hazreti Hasan'ın kardeşi. Efendim, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin güreşirlermiş. Efendim, Peygamber Resulullah Efendimiz Hazreti Hüseyin'i tutarmış. Derlermiş ki sen hep Hüseyin'i tutuyorsun, Hasan ne olacak? Buyururlarmış ki mübarek Hazreti, yani Hasan'ı da Cebrail Aleyhisselam tutuyor. O da onu böyle destekliyor falan diye böyle latifelerde bulunurlarmış. Tabi Hazreti Hasan Müslümanlar arasında kan dökülmesin diye efendim belirli anlaşma karşılığında hilafet hakkını Hazreti Muaviye'ye devretti. Efendim iyi niyetle. Fakat tabi Hazreti Hüseyin aynı babası Hazreti Ali'yi Kerimallah ve Çeh Hazretleri gibi Kufilerin gazına geldi. Yani isyanı ayaklanması için onu şey yaptılar, yani doldurdular mübarek. O da yanına aldı aile efratıyla Kufe'ye doğru giderken. Tabi mekan olarak yanılma olabilir. Ya da Yezid'e doğru giderken o zaman halifesi. İşte Yezid'in komutanı geliyor, onlara saldırıyor falan. Hazreti Hüseyin'i şehit ediyor, kafasını koparıyor, kesiyor ve Yezid'e götürüyor. Böyle olaylar olmuş. Tabi Allah rahmet eylesin. Allah şefaatine nail eylesin. Acı bir durum ama şimdi bunları, bu Hazreti Hüseyin'in şehadetini bahane ederek Şiilerin, Alevilerin ve Sünnilerin kavga etmelerine gerek yok. Hazreti Hüseyin tabii ki mübarek bir insan. Resulullah Efendimiz'in sevdiği, gerektiği zaman severken öptüğü bir torunu. Ama takdir ilahi böyle kurbanlar verilmiş, böyle şeyler yaşanmış. Cenab-ı Hak büyüklere büyüklüğü kadar fitne ve imtihan veriyor. Cenab-ı Hak bizlere taşıyabileceğimiz kadar, takat getirebileceğimiz kadar imtihan etsin. Hatta ve hatta Habibi, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın iltimasıyla bizi imtihan görmeden ahirete imanla göçmeyi bize nasip müyesser buyursun. Ve yine son olarak, şimdi buraya kadar 9 madde, bunlar olan hadiseler. Fakat bir ileride olacak bir hadise var. Öyle olması tahmin ediliyor, olacağı tahmin ediliyor. Bu da kıyametin kopması. Bu da yine bir rivayete göre Aşura gününün bir cuma gününe denk geldiği tarihte olacak. Yani bugün de olabilirdi ama bugün olmadığına göre daha ileride çok cuma gününe denk gelecek Aşure günleri olacağını tahmin ediyoruz. Cenab-ı Hak hakkımızda hayırlısını nasip ve müyesser buyursun. Tabi tavsiye edilen o gün ne yapılır? Evde bir sene boyunca bereket olması için erzak alınır, alışveriş yapılır. Efendim, çoluk çocuğa iyilik yapılır. Yani mesela gerekiyorsa hediye alınır, çocuklara sevdiği şeyler alınır, şekerler alınır. Hani herkes sevinsin, mutlu olsun. Efendim, birbirine kırgınlığı varsa kırgınlığı gitsin, muhabbet olsun. Böyle bunun gibi şeyler, yani hayır işler. Hayır işler yapılır Aşure gününde. Tabi en az bir Müslümana 10 kere selam verilir veyahut da bolluk içindeyse, yani etrafı genişse herkese en azından 10 Müslümana birer selam verilir. Bu şekilde. Bir de şu var. Bugün gusleden
kişiler böyle ufak tefek hastalıklar bir sene boyunca yaşamazlar. Yani ufak tefek hastalıklar yaşamazlar. Tabii büyük hastalık olabilir, ameliyat olabilir, efendim farklı şeyler olabilir. Ama böyle insanın keyfini bozan, geçici de olsa ufak tefek şeyler yaşamazlar. Evet. 10 defa da demiş şu dua okunur. Sübhanallahi mil'el mizan ve müntehel ilmi ve meblağa rıda ve zinetel arş. Efendim. Sübhanallahi, ben Allah'ı tesbih ederim. Yani biliyorsunuz tesbih, yani sübhane iki manaya geliyordu. Birincisi noksan sıfatlardan tenzih etmek. Efendim. Kemal sıfatlarla ittisap etmek. İkincisi de taaccüp etmek. Yani Subhanallah. Hani bir şaşılacak bir iş gördüğümüz zaman Subhanallah diye şaşırırız. Değil mi? Bu da aynı şekilde Subhanallah tepkisi verebiliriz. Bunun için söylenir. Peki nasıl veya ne kadar tesbih ederim? Mil el mizan, mizan dolusu. Yani terazi, mizan. Mizan. Yani tesbih ederim ki ahirette böyle amel defterim mizanı konulduğu zaman tesbih gelsin, mizanı doldursun ve benim hayır işlerim, hayır tarafım ağır bassın. Bu niyetle. Bilal mizan. Daha ve müntehel ilmi, ilmin sonsuzluğu kadar. Yani ilim nasıl nihayeti yoksa Hazreti Allah'ın ilminin ve insanlara herkesin gücü yettiği kadar bahşettiği, bildirdiği, öğrettiği şeyler ile beraber Allah'ın ilminin sınırsızlığı kadar Allah'ın ne diyor? Tesbih ederim diyor. Ve meblağı rıda meblağı rıda yani Allah'ın rızasına vali olana kadar vali edecek kadar ve zinetel arşı arş-ı alanın ağırlığı kadar. Yani zinetel arş burada şey bu vezene, yezini, zineten yani ağırlık manasına geliyor. Vezene yani vezin biliyorsunuz. Arş-ı alanın ağırlığı kadar Allah'ı tesbih ederim. Bu 10 defa söyleniyor. Subhanallahi mil el mizan ve müntehel ilmi ve mebda'ar rıda ve zinetel arşı. Cenab-ı Hak bu mübarek günü hakkımızı hayırlara vesile eylesin. Hayırlara vesile olmasını nasip eylesin. Cumamız hep beraber mübarek olsun. Bir dahaki sohbette görüşmek üzere. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.